Ben de onu soracaktım. Her şey yapabilir ameliyat, yani. Ameliyat sonrası sporun bir zarar falan. Zarar değil bu, faydası var. Ne zarar olsun? Tabii yani ilk hani bir ay belki yapamayabilir zaten. Kansız kalıyor, halsiz kalıyor. Ne kadar süresi ama ne kadar süresi geçtikten sonra, bir, bir buçuk ay sonra hasta her işi yapabilir. Her türlü sporu yapabilir. Ağır sporu, maraton koşan bile var yani. Bizim yaptığımızda bu, şu anda maraton koşan hastalarımız var. Yani son derece faydalı. Tabii 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 tabii. Bypass son derece faydalı ama dediğim gibi bizim yaptığımız damarlar tıkanabilir. Yapmadığım o anda ameliyat sırasında normal olan damarlar tekrar daralabilir. Yaptığımız yerin ilerisi tıkanabilir. Bu sonuçta onun için risk faktörlerini azaltmak son derece önemli. Onun için tütün kullanımı son derece önemli. Yani bazen hastalarımızı büyük bir kısmı bırakıyor ama bir kısmı hala bırakamıyor. Zaten sigarayı bırakamayan, işte sporunu yapmayan, kendine iyi bakmayan hastalarımız maalesef bakıyorsunuz 5 yıl içerisinde o yaptığımız damarlar tekrar tıkanıyor. Yani erken tıkanıyor. Eğer kendine iyi bakıyorsa 10 yıl sonra, 15 yıl sonra anjiyo yapıyoruz, bakıyoruz ki o damarlar hala sağlam. Onun için bakım son derece önemli. Hastanın kendi hayat tarzını değiştirmesi gerekiyor. Yani yemesinin, içmesinden tut, stresini azaltmasından tut, işte sporundan tut. Her şeyi değiştirmesi gerekiyor. Ve bunu yapan hastalarda son derece takip ediyoruz. Bu yani 20 yıldır böyle takip ettiğimiz hastalarımız var. Hiçbir problem yaşamıyorlar. Ya da çok az problemi yaşıyorlar. Yani tekrar olabilir bu tür problemler. Damarlar tekrar tıkanabilir. Ve bu hastalar sadece kalp için değil, diğer damarlar tıkanıklığını da engelliyorlar. Bu tür risk faktörünü azalttığı zaman işte felç geçirme riskini azaltıyorlar. Bacak damarlarını tıkanma riskini azaltıyorlar. Gangren riskini azaltıyorlar. O zaman öncelikle tütün ürünlerini azaltacağız. Kesin, kesin keseceğiz yani. Azaltmak falan değil artık, tamamen diyabet bırakmak. Diyabet özellikle. Diyabet son derece önemli. Yani iki tane bu risk faktörü son derece önemli. Stresten de uzak duracağız. Evet, stresten uzak duracağız. Yani bunlar son derece önemli faktörler. Kalp damarları tıkanıklığı açısından. Yani bizim hastalarımız hemen hemen bunları söylüyoruz. Yapanlar çok fayda görüyorlar. Yapmayanlar da işte maalesef tekrar sıkıntılar yaşayabiliyoruz, evet. Yani ne yapıyoruz? Tekrar stent takabiliyoruz, tekrar ameliyat edebiliyoruz. Ya da bazen kalp krizi geçirip kaybedebiliyoruz. Bu sadece damar tıkanıkları şeyde değil, damar tıkanıklığı değil, bu aort damarındaki problemler de bu sigarayla çok ilişkili. Aort damarındaki anevrizma dediğimiz balonlaşmalar, onların yırtılmaları, diseksiyon dediğimiz içinden ikiye ayrılması damarın gibi bir takım problemler de sigarayla çok ilişkili. Vatandaşlarınız ilk olarak tütün ürünlerini tamamen kesinlikle son derece önemli yani. Son derece önemli yani. Bu çok ciddi bir sağlık problemi. Türkiye'de yani bu konuda aslında çok iyi gelişmeler oldu ama yine son zamanlarda görüyorum çok aksatılmış durumda. Böyle kapalı yerlerde yani sigara içilmesi son derece zararlı. Yani bir de içmeyen için de zararlı. Hadi içen kendisine zarar veriyor, bir de içmeyen de zarar veriyor. Nargile falan da. Hepsi. Zaten sigaradan daha çok zararlı. Yani sigaradan. Evet, zararlı. Hepsi zararlı. Tütün hepsi kullanımı, zaten tütün diyor zaten artık içinde. Nasıl yapıyorsan. Direkt etki yapıyor. Zararlı tabii. Son derece zararlı yani. Yani bir damarı, bir insanın mesela aort damarında anevrizma gelişiyorsa özellikle karın damarında, ilk sigara içmişti yani. Sigara içmeyen de kola kola olmaz. Sigara içiyorsan özellikle erkeklerde yaş ilerledikçe bu risk son derece artıyor. Ve bunlar da maalesef ölümle sonuçlanıyor eğer yırtılmaları durumunda. Onun için kesinlikle bu işin üzerinde çok durmak gerekiyor yani.